Fenomen Nihal Candan'ın serbest kalmasının ardından çetenin lideri olmakla suçlanan Onur Apaydın itirafçı oldu. Nihal Candan'ın sevgilisi olan Apaydın 14 sayfalık ek ifade verdi. Çetenin işleyişinden, suçtan elde edilen gelirin nerede aklandığına kadar her şeyi bir bir anlattı. Bahsedilen örgüt Sarallar örgütüdür. Hayati bir tehlike durumu söz konusu olduğundan her şeyi anlatma kararı aldı. Nihal Candan 37 kiloya düştü, tahliye edildi. Aynı çete davasında tutuklu yargılanan sevgilisi de itirafçı oldu. Sağlı örgütünün yapısından ve işleyişinden, eylemle nasıl karıştığından bahsetmektedir. Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon yapılmış Nihal ve Bahar Candan kardeşler, nitelikli dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamalarıyla Nihal Candan'ın erkek arkadaşı Onur Apaydın'sa çetenin lideri suçlamasıyla tutuklanmıştı. Onur Apaydın, Candan kardeşlerin yargılandığı dosyada itirafçı olduğu bütün bildiklerini anlattı. Avukatları ise Küçükçekmece'deki adliyeye geldi ve Cumhuriyet Başsavcısına Apaydın'ın 14 sayfalık ifadesini verdi. Örgüt yapısını anlatan, örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını anlatan bir ifadedir. 6 aydır cezaevinde bulunan Apaydın, çete lideri olduğunu kabul etmedi. Çetenin yapılanmasında kimler olduğunu tek tek sıraladı. Bahsedilen örgüt Sarallar örgütüdür. Örgütün suç gelirleriyle elde ettiği mal varlığını da yargıya bildirdi. Onur Apaydın itirafçı olduktan sonra güvenlik nedeniyle apar topar cezaevi değiştirildi. Şimdi başka bir cezaevinde ve güvenlik nedeniyle de tek kişilik koğuşta kalıyor. Şu andaki cezaevinde güvenlik nedenini söyleyemiyorum. Bunun da amacı örgütten gelebilecek olan herhangi bir tehlikeyi önlemektir.